Arkadaşlar bugün birlikte Monument Valley oyununu oynayacağız. Birçok mobil platformda bulunan ve çok fazla oyuna ödül almış. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben ilk 3 bölümü oynadım. Daha sonra ise hepsini sizlerle birlikte oynayalım dedim. Şimdi ilk bölümden başlayacağız. Oyun insanın 3 boyut algısıyla gerçekten dalga geçen bir oyun. Şöyle gördüğünüz üzere buradaki dönebilir mesela şeyi değiştirerek yolumuzu yapmaya çalışıyoruz oyunda. Oyun gerçekten yapı olarak, oynanış olarak, grafik olarak, müzik olarak hani çok güzel bir oyun ki zaten bu sayede birçok ödül aldı. 10 bölümden oluşuyor sanırım oyun. Bunları birlikte oynayacağız şimdi. İkinci bölümden devam edelim. Hani birinci kısım tamamen oyunun konseptinin ne olduğunu göstermek adına yapılmış çok küçük bir şey. İkinci bölümde de biraz daha mekanik öğreneceğiz zaten. Üçüncüden sonrasında birlikte göreceğiz. Affedilmek için bir görevdeyiz. İkinci bölüm bahçe. Bakalım şimdi buradaki butona gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir çevireceğiz şurayı. Tam oradan yapıların oluşmasını sağladık. Buradan direkt bu tarafa geçmemiz mümkün olmadığı için önce buraya geçeceğiz. Dikkat ederseniz köprüden geçtiğimiz sırada çevirme imkanımız kalkıyor. Butonlar yerine giriyor. Şöyle tekrar çevirip yine düğmeye gidiyoruz. Şimdi bir şekilde üste çıkmamız lazım ve görünürde üste çıkmamızın bir yolu yok. Lakin şöyle çevirirsek yine oyunun muhteşem yapısı sayesinde geçebileceğimiz bir yol ortaya çıkıyor. Ve ikinci bölümü tamamladık bu sayede. 3'e geçiyoruz. Oyunun oyunu hani daha önce de görmüştüm ve almayı düşünmüştüm. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yani çok fazla ödül alıyor, screenshotları güzel falan ama fiyatından dolayı almamıştım. Çünkü iPad oyunlarına çok fazla para ayıracak bütçem yok ama indirimdeydi geçen gün 2 liraya inmişti. 2 lirayken de alayım dedim böyle güzel bir oyun hem yapımcıyı desteklemek adına. Çünkü gerçekten güzel çalışmışlar. Yani adamlar emek vermişler. Gerçekten orijinal ve güzel bir şey ortaya çıkarmışlar. İda ve beklenmedik bir buluşma diyor. Bakalım bu sefer gördüğünüz gibi çevirebileceğimiz şeyler yok ya. Lakin şunları şöyle hareket ettirebiliyoruz. Şimdi mantıken bizim butona doğru yani şuraya çıkmamız lazım. Önce bir şöyle çıkalım. Buradan buraya geçelim. Bunların farkı biz üstündeyken de hareket edebiliyorlar zaten. Fark ettiğiniz üzere şöyle çekelim şunu. Herhalde kapıdan gireceğiz. Tamam şimdi kapılar kapandı. Dolayısıyla burada kapana kısıldık gibi görünüyor. Şunu şöyle indirelim. Butonumuza gidelim yine. Hala nereye gideceğimizi tam anlamış değilim. Herhalde kapıdan gireceğiz. Bölüm bitmiş mi oluyor böylece? Hayır, iç kısımdan devam ediyoruz. Yukarıda Nasrettin Hoca tipli bir abimiz var bakalım. Ve yapmamız gereken bir şey yok herhalde. Dümdüz yürüyeceğiz. Sadece hikayesel bir kısım olsa gerek. Bu eski kemikler uzun zamandır karanlıkta bekliyor. Okey. Ne kadar uzaklara geldin sessiz prenses, dedi amcamız. Neden buradasın? Ve yollarımız oluşuyor tekrardan. Evet, bölümümüz devam ediyor. Gördüğünüz gibi bölümler hızla uzuyor gibi. Bunun 4. bölüm olduğunu sanmıyorum. Herhalde buradan devam edeceğiz. Şuradan bir çıkalım. Tamam, geldiğimiz yol kayboldu. Evet, en üst noktaya ulaşacağız. Şimdi bakalım. Bunu buradan indirdiğimizde diğer kısım hareketleniyor. Şu an için bir önemi olduğunu sanmıyorum bunun. da bunu hareket ettiriyor. Tamam, şöyle bir çıkalım önce. Çıkamadık. Olmadı. Bunun üstüne çıkarsak falan olur, ne bileyim. Evet. Bunu kendi seviyemize indirelim. İnmiyor. Ama biz buraya bineriz. Şöyle, hatta şöyle yapalım. Bunu böyle getirelim ve önce butona gitmemiz gerekiyor. Yanlış geldim. Diğer taraftan devam edeceğiz. Tamam. Böylece bir merdiven açıldı. Evet, buradan giriyoruz. Trollemişler. Şapkamızı takıyoruz ve sonraki bölüme doğru gidiyoruz. Geldik 4. bölüme. Bakalım hikayesi olarak düzgün şeyler göreceğiz mi? Su Sarayı'na geldik. Yürümenin yeni yollarını keşfedecekmişiz bu bölümde. Şurada siyah bir abimiz var. Pek iyi birine benzemiyor. Bilmiyorum. Ona değince oyun bitiyor olabilir. Şöyle biraz geri çekilelim çünkü şununla bir oynayacağız. Tamam. Bunu buraya bağlayalım bir. Ya da bağlamayalım, direkt butona gidelim diye bağlayalım böyle. Yana doğru indi. Tam o yukarıdaki şu kısım muhtemelen orayla birleşecek bir şekilde diye tahmin etmekteyim. Wow, evet, çok hoş. Gerçekten çok hoş. Dur, şimdi arada bir bağlantımız yok, onu oluşturalım. Tamam, biz bunun üstündeyken çevirsek olur. Şöyle geldik. Güzel bölüm, eğlenceli. Evet, herhalde oradan içeri girdik. Şimdi bu kapıdan devam edeceğiz. Bir köprüdeyiz. Otomatik ilerliyor karakter. Tamam, yol yıkılmayacaksa falan direkt butona gidiyoruz. Yol yıkılmadı. İlginç. Yanda yürüyebiliyoruz demek ki. Peki böyle yürüyebiliyor muyuz? Evet, işler karışıklaşmaya başladı şu anda. Düğün olayı tarzı bir şey geçiyor ya. Dur, şurada huzurlu sanatsal oyun oynuyoruz. Evet, düşünelim. Tamam, buradan devam edeceğimiz bir yol yok. Şuraya çıkmak istiyorum. Buradan ilerleyebiliyor muyum mesela buraya? Hayır. Tamam ya, bu kısma çıkamıyorum, şuralara. Pencereye zaten gidemiyoruz. Tam buradan inmekten başka çaremiz yok gibi görünüyor şu an. Bilmiyorum şu an ne yapacağımızı gerçekten. Göremiyorum. Butonlardan herhangi birine gitmemiz lazım. Yani şuraya çıkabilmemiz lazım. Ama çevirebileceğimiz hiçbir şey yok haritada. Varsa da ben görmüyorum. Bu kısımlara inmemizin bir anlamı yok şu an. Şu yana geçemiyoruz. Yani şu an düzlem değiştirmek istiyorum ama bunu gerçekten herhangi bir butona basmadan yapmamın yolu var gibi görünmüyor. Yürümenin yeni yollarını bulduk ama... Aha şurada dönen bir şey var ya, nasıl fark etmedim. Tamam. Özür dilerim arkadaşlar. Bunu biraz şimdi... Hop. Tamam. Aa, ne kadar tatlı. Şimdi bakalım. Şöyle alalım görüntüyü. Muhtemelen oraya bir şey getirmemiz gerekecek butonla falan ama. Şimdi bakalım, şuradaki butona ulaşmamız lazım. Yapabildiğimiz şey sadece bunu mu çevirmek? Şöyle gelelim. Sadece böyle gelebiliyoruz bu noktada. Düzlem değiştirebileceğimiz bir alan yok. Buradan bir şey çıkmaz ya. Çıkar mı? Böyle geldim, böyle geldim. Hayır, çıkmaz. Niye çıkamıyorum da buradan? Demek ki buradan bir şey olacak her türlü. Yine görmediğim bir şeyim var. Şunu çevirebiliyoruz. Hani bana bir şekilde bir yol verir mi o diye düşündüm ama vermiyor. Biraz daha hareket ettirebileceğimiz şey var mı diye bakalım. Bundan bir şey çıkmaz. Yani suya dair yapabileceğimiz bir şey mi var acaba? Öyle de görünmüyor. Okey. Bunu daha önce denememem çok büyük bir hata. Yeni bir köprümüz oldu. Evet, siyahlı arkadaşla tekrar karşılaştık. Diyecektim ki iki taneler bu sefer. Etrafı döndürebiliyor muyuz? Bunu döndürebiliyoruz. Tamam, önce bir şöyle çıkalım. Hani düzlemi şöyle getirmemiz lazım. Evet. Sonra bunu kendimize doğru alacağız. Yana geçemiyoruz. Böyle devam edebiliriz. Zaten yolu açık bir şekilde göstermişler. Yok, olmadı. Buradan geçemiyoruz bir yere. Şunlar hareket ediyor ama. Ne? Enteresan. Evet, Nasrettin Hoca ile tekrar birlikteyiz. Şimdi... Burada herhalde. Görüntü çok ilginç. Bu insanların vadisiydi diyor. Şimdi tek kalan şeyler anıtlar, ihtişamlarından sıyrılmış şekilde. Thieving kelimesinin anlamını bilmiyorum. Yani thief bir şekilde hırsızlık, çalmak anlamında olabilir ama bir şey prenses neden geri döndün diyor. Hani tam kapımıza doğru gidiyoruz. Sanatsal şeyler söylüyor abimiz. Önce bir şuraya gidelim. Zaten tek yapmamız gereken o zaten, önce bir şuraya gidelim değil. Orada bölüm bitiyor. Ve bu bölümde bitirmiş olduk böylece arkadaşlar. Evet, ilk 4 bölüm bu şekilde. Oynamaya devam edelim mi? Hoşunuza gitti mi? Yorumlarınızı yazarsanız ona göre bir karar verelim. Nasıl buldunuz oyunu? Bence gerçekten çok hoş. İnternet hızımın tabii ki limitli olmasından dolayı size bu kadar yüksek bir görüntü kalitesi verebiliyorum ancak. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum devam edip etmeyeceğimize dair. Şu sıra finallerim olduğu için çok fazla video yükleyemiyorum, kusura bakmayın. Bu yüzden çok fazla edit gerektirmeyen hızlıca çekebileceğim videoları tercih ediyorum. Anlayışınız için de teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.